Elektrik makinesi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir elektrik motoru, bir diğer elektrik jeneratörü ve bir diğeri de bunların dışında transformatör. Temel olarak baktığımız zaman elektrik makinelerini bu üç grupta ele alıyoruz. İşte elektrik enerjisini hareket enerjisini dönüştüren motor. Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevrende jeneratör. Hareketli kısmı olmayan tek elektrik makinesi var. Hangisi bu? Transformatör. Hemen bir şey daha. Demek ki hareketli kısmı olmayan tek elektrik makinesi transformatör dedik. Burada çok kritik olan şeylerden bir tanesi şu. Elektrik makinaları, hemen bunu da soru olarak sorayım size. Elektrik makinaları enerji dönüşümü yaparken elektrik alanını mı manyetik alanı mı kullanır? Peki hemen bir soru daha. Niçin manyetik alanı? Lütfen bunu bir yere de not alın. Çünkü bakın, biz bir elektrik motoru yaparken arkadaşlar, önemli olan enerjinin depolanması ve enerjinin bir yerden diğer halde çevrilme hadisesi. Biz ne yapıyoruz? Manyetik alanı kullandığımız zaman manyetik alanda depo edilen enerjiyi hareket enerjisine çeviriyoruz motorda. Elektrikse elektrik alanındaki enerjiyi de çevirebiliriz, değil mi? Ama niçin biz kondansatör kullanmıyoruz? Biliyorsunuz elektrik alanını ne oluşturuyor? Kondansatör. Manyetik alanı bobin. O zaman biz elektrik alanında kullanabiliriz, değil mi? Yani iki tane bir elektrik alan içerisinde, daha doğrusu akım geçirilen iki iletkenin birbirine etki eden elektrik alandan dolayı kuvvetlerin oluştuğunu derste, manyetik alan dersinde veyahut da elektrik alan dersinde zaten gördünüz. Burada şimdi bu göreceğimiz şey de şu. Aynı hacimdeki bir elektrik alanı ile, yani şöyle diyelim, kondansatör, aynı hacimde kullanmış olduğunuz bir kondansatörle aynı hacimdeki bir bobinin oluşturmuş oldukları alanların büyüklüklerine baktığınız zaman bobinle elde etmiş olduğunuz alan şiddetinin veyahut da alan büyüklüğünün kondansatörle elde edilen alan büyüklüğüne göre 25 bin kat daha fazla olduğunu görüyorsunuz. İşte bu değer bize şunu gösteriyor. Diyor ki siz eğer bir motor yapacaksanız, jeneratör yapacaksanız bunu kondansatörlü bir sistemle yapmayın. Neyle yapın? Manyetik alanla yapın. Çünkü aynı hacimde 25 kat daha büyük, 25 bin kat daha büyük ne elde edebilirsiniz? Kuvvet, 25 bin kat daha büyük gerilim veyahut da elektrik enerjisi elde edebilirsiniz diyor.
Şimdi arkadaş, bu söylemiş olduğum şey şu. Evet de niçin elektrik alan değil de manyetik alan kullanılıyor? Şurayı bir okumanızı istiyorum. Peki, bu bilgiyi aldıktan sonra şimdi demek ki bizim elektrik makinelerinde veyahut da EMET'te bizim niçin manyetik alan kullanmış olduğumuzun sorusu herhalde kafamıza oturdu diye düşünüyorum. Doğru mu? İşte bu bahsetmiş olduğum şey arkadaşlar EMET'in temeli. Yani elektromekanik enerji dönüşümünde biz niçin manyetik alan kullanıyoruz sorusunun temeli burada yatıyor. Ha, buradan niçin manyetik alanın cevabını verdik. Aynı hacimdeki elektrik alana göre 25 bin kat daha fazla depolama imkanı. Neyi? Enerji. Depolama imkanından dolayı. İşte bundan dolayı biz neyi kullanıyoruz? Demek ki elektrik makinelerinde, elektromekanik enerji dönüşümünde neyi? Manyetik alanı kullanıyoruz. Müre ne demek? Müre bağıl geçirgenlik. Bir diğer adı relatif permeabilite. Hemen bir şey daha ekleyeyim buraya. Müre eşittir 3000. Mü 0 çarpı müreye eşit. Müre relatif permeabilite. Mü sıfır boşluğun manyetik geçirgenliği. Mü sıfırın değeri ne? Mü sıfır 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7 her bölü metre. Boşluğun manyetik geçirgenliği. Müre bağıl geçirgenlik. Relatif. Bakın, bağ kelimesini duyduğunuz anda bağ ne demek biliyor musunuz? Bağ nedir? Günlük hayatta da bağ diye bir şey duyduğunuz anda başka bir şeye göre olan değer demek bağ. Tekrar ediyorum. Bağ demek başka bir büyüklüğe göre olan değeri demek. Bağ geçirgenlik demek malzemenin boşluğa göre geçirgenliğinin ne kadar olduğunu bize gösteren bir katsayı. Ya hocam peki bu geçirgenlik dediğiniz şey ne? Buraya geleyim veyahut da bunu anlatayım ondan sonra şeye geçeyim. Müre dediğimiz şey boşluğa göre değer. Bir tane bobin alıyorum bakın. Boşlukta bobini sardım. Buradan 1 amper akım geçirdim. Bir gerilim uyguladım. 1 amper akım geçirdim. Getirdim buradan baktım bir fi oluştu. Bu fi 1 Weber olsun. Şimdi mürenin ne demek olduğunu size göstereceğim. Sonra bu bobini aldım, aynı bobini bir tane demir, bu demirin de müresi 3000 olsun. Getirdim bu bobini bunun üzerine sardım. Burada da bir akı oluştu. Fi. Geldim baktım ki bu fi'nin değeri 3000.
yine bir amper akım geçti. Müre ne yapıyormuş? Akıyı artırıyormuş değil mi? Mürenin büyük olması demek aynı akım değerinde daha fazla akı oluşturmak demekmiş. İşte boşlukta oluşan akı 1 Weber. 3000 demir müresi 3000 olan malzemede oluşan akı 3000 Weber. 3000 kat daha akıyı ne yaptı? Kuvvetlendirdi. İşte o zaman akı, hocam bu akıyı kuvvetlendirmek bizim işimize ne yarar? Sorusu akla gelebiliyor. Değil mi? Akıyı mı arttırayım? Niye kuvvetlendireyim? Biliyor musunuz niye kuvvetlendirmemiz gerekiyor? Manyetik alanın büyümesi benim işime ne yarar? Hemen bakın size bir şey yazacağım buraya. Moment veyahut da kuvvet. Bu iletkende indüklenen kuvvet. B çarpı I çarpı L. Bu da Fi bölü S çarpı I çarpı L. Fi'nin artması neyi sağlar? İndüklenen kuvveti artırıyor. Ha, demek ki benim motorumdaki momentin artması, kuvvetin artmasını sağlıyormuş. O zaman ben ne yapmalıyım? Yüksek fi oluşturmalıyım. Peki. Bu iletkenin yüklenen kuvvet. Yani motorda. Generatörde indüklenen gerilim E, N çarpı dFi bölü dt. Generatörde fi'nin artması ne sağlar? İndüklenen gerilim. Demek ki generatörde fi'nin artması ne sağlıyormuş? İndüklenen gerilimi artırır. İşte bizim müre yüksek, müresi yüksek malzeme kullanırsak motorda kuvvet, yani moment, generatörde indüklenen gerilim artar.